havalandıran rüzgar. Şu an İstanbul, Beyoğlu, Cihangir'deyiz. Bir hemşerimizi ördük. Davetimizi icabet ettik, katıldı. Sosyal medyada ve Amerika'da ünlü olan Gümüş Hacıköylü bir hemşerimiz. Sevi Sarı, sosyal medyada ve medya aleminde tanınan, bilinen bir hemşerimiz. Kendisinin ilk defa karşılaştık. Kendisini kıyafetten tanıyoruz. Merhaba diyoruz. Nasılsınız? Merhabalar. Buyurun. Merhabalar, teşekkürler. Çok çok mutluyum. Kendi memleketlerime hitap eden bir yerden merhaba deme fırsatı verdiniz bana. Teşekkürler. Siz kameraya alışmışsınız zannediyorum ama ben acemi mi? Bu amatör olduğundan şimdi oluyor. Şey, anlamadım. Yok yok, bulunduğumuz yer herhalde biraz gürültülü, kalabalık. Ama bizim memleket böyle ya. Evet, değil mi? Evet, yani İstanbul'un durumu, genel durum bu. İstanbul'da en hareketli bir noktadayız. Evet, gerçekten şey, çok kalabalık bayağı şey. Siz alışkın değilsiniz herhalde böyle şey. Duvarda yaşıyorsunuz. Yok değil. Az dağlarında yaşıyorsunuz, evet, değil mi? Şu anda. Ya, devamlı sosyal medyada av tüfe, efendim bandik giyiyorsun, evet. Odun yarıyorsun. Bandik şalvar. Bandik, evet. Aa, Gümüşhacıköy ismi şalvar. Abi bizim Hacıköy'de bandik diyorlar. Evet, evet. Evet, Amerika'dan bahsettik ya. Amerika'da bayağı aktifmişsiniz. İşte evet. Yani çeyrek asır oldu yani. Ben 2009'da sizi internette haber konusu yapmıştım. Evet. Beraber tanışmıştık. Maille de tanışıyoruz ama bugün ilk defa yüz yüze geldik. Evet, Amerika mevzularınızı dinleriz. Yani uzun zamandır Amerika'da yaşıyorum ama artık bu pandemiyle keşfettiğim dağlardan sonra... Amerika'yı bıraktın mı? No. Biraz Amerika, biraz Türkiye olacak. Artık Türkiye ile ilgili çalışmalarımı daha da sosyal, nasıl diyeceğim ona, sosyal çalışmalarımı mı diyeceğim? Sosyal çalışmalar. Ha, onları daha fazla, evet, yani Türkiye'de daha fazla olmak istiyorum ama yine Amerika'dan da, yani gerçek evim Amerika ama şimdi burada şöyle, da olacağım. Şimdi şöyle mi? Amerika, Türkiye, Hacıköy nerede burada? Hacıköy her zaman. Türkiye'ye ayak bastığım anda ilk gittiğim yer önce bir kere memleketim. Çünkü annem babam orada uyuyorlar. İlk önce onları ziyaret. Evet. Bizim Hacıköy'ün özelliği de bu. Yani memleketi her yerde meşhur ediyoruz. Evet. Sevihan'ın da tabi bizim Amerika'da bizi meşhur etmiş. Orada ilk Türk radyosunu kurduğunu biliyoruz. Bundan biraz bahsedelim. Evet, onu da hatırlarsınız yani. Tabii. Amerika'da ilk FM Türk radyosundan mikrofon elime verip de otopraklardan dünyaya seslenme şansım ele geçtiğinde ilk söylediğim cümleydi. Üçüncü kelime? Ülkem, Amasya ve doğduğum şehir Gümüşhacıköy. Yani Gümüşhacıköylülerin bir özelliği var nedense. Yani altın kafesine koyulsalar asla memleketten, Gümüşhacıköy'den vazgeçmiyorlar. Ben bunu sadece kendimde değil. Yani çok uzaklarda, çok başarılı olmuş, çok hemşerimde gördüm. Yani ben şöyle diyorum, bizim Hacıköy'leri tanıyanlar önce memleketi tanıyor, sonra evet, kişiyi tanıyor. Evet. Ondan sonra kendini fahri olarak da Hacıköy'lü zannediyor. Tabii bu bizim yapımızdan, insani yapımızdan falan. Şimdi biz formatımız gereği diyoruz ki, kısa da tutuyoruz mesaj olarak. En son ne söyleyeceksin diye söz veriyoruz. Sonra da el sallayıp kapatıyoruz. Mikrofon sizde. En son evet, ben şunu söylüyorum. Kendi doğduğumuz kendi doğduğumuz yeri ve kendi ailemizi seçemiyoruz ama doğduğumuz şehir, doğduğumuz kasaba ve ailemiz her zaman çok özel oluyor. Ben Gümüşhacıköy'de doğmuşum. Memleketim benim için çok özel ama diyorum bütün dünya kardeşiz. Bütün dünyayı kardeşçe güzel güzel paylaşarak yaşayalım. Yani ülkeme de, memleketime de, Gümüşhacıköy'e de selam olsun. Peki, bütün hemşerime. El sallayalım. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinle başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat.